Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde üsse teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan piyade sözleşmeler Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üst bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeler Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim mesajını paylaştı. Dört kardeş olduğu öğrenilen Samsunlu Şehit Uzun'un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı da paylaşıldı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Samsunlu kahraman evladımız piyade sözleşmeler Nurettin Uzun tedavi gördüğü hastanede bugün şehadete erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz mahallesindeki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun'un da Ankara'da hastanede olduğu öğrenildi.